Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Koray. Bu videomda sizlere evinizde kullandığınız, eğer var ise Smart TV'lerinizde internet tarayıcısı veya uygulamaları, yüklü olan uygulamaları üzerinden nasıl klavye, mouse kullanabileceğinizi göstereceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz bu tarz videolardan da haberdar olabilmek için ve tabii ki beni de desteklemek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi videoya geçelim. Benim elimde Logitech'e ait klavye ve mouse modeli var. Söyleyemedim. Bu modelin M170 modeli şu şekilde klavye, mouse, kablosuz. Bunu isterseniz kablolu olarak da elinizde var ise kablolu olarak da tabii ki televizyona bağlayıp kullanabiliyorsunuz. Tek kriter soket girişi olmayacak, USB girişi olacak. Bundaki USB giriş sadece bir tane. Mouse'un altında olan USB girişten ben televizyona bağladım. Klavyenin ihtiyacı yok çünkü ikisi bir çalışıyor. Elinizde iki ayrı soket var ise ve televizyonunuzda da tabii ki iki tane USB var ise USB üzerinden de bağlayıp bunları kullanabiliyorsunuz. Şimdi televizyonun yan tarafındaki USB soketine ben bağladım. Çalışıp çalışmadığımı da sizlere gösteriyor olacağım. Bunun bize ne gibi faydaları olacak? Eğer televizyonunuzda film izlemek istiyorsanız Netflix gibi yerlerden bahsetmiyorum. Tabii ki bu Netflix'te de kullanılabiliyor. Eğer internet tarayıcısı üzerinden film izlemek istiyorsanız veya internet tarayıcısında gezinmek istiyorsanız ben Vestel TV'yi kullanıyorum. Şu kumandayla işlem yapmak gerçekten eziyet. Yani yapamıyorsunuz ve kullanmak istemiyorsunuz. Zaten yavaşlığını söylemiyorum. Smart TV'lerin birçoğu yavaş. Android TV ile karıştırmayın Smart TV'yi. Android TV farklı, Smart TV çok farklı bir şey. Şimdi ben Smart TV'de bunların nasıl kullanıldığını sizlere göstereceğim. Bende Vestel'in 49 inçlik bir Smart TV'si var. Şimdi onun üzerinde sizlere gösteriyorum. Evet, gördüğünüz gibi şimdi ben burada Smart TV özelliklerine girdim. Şu an klavye mouse'a geçiş yapıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde seri bir biçimde geçiş yapabiliyorum. İnternet browser'a mesela enter'a bastım ve giriş yaptım şu an. Burada gördüğünüz gibi artık mouse imleci de karşımda. Bunu klavyeden yapma gibi bir şansım bulunmamakta. Mesela şimdi şurada adres çubuğuna tıkladım. Buraya Koray Hazar yazıyorum. Gördüğünüz gibi gayet hızlı bir biçimde klavyeden yazılıyor. Kumandadan bunu yapmış olsaydık şayet. Şöyle gördüğünüz gibi bu kısma geliyoruz. Buraya basıyoruz. Tabii klavye takılı olduğu için şu an tuş takımı çıkmıyor ortaya. Buraya istediğimiz gibi gördüğünüz gibi mesela Koray Hazar yazdım. Enter'a bastım. Aramaya geçiyor. Gördüğünüz gibi burada sayfaya erişebiliyorsunuz. Mouse'un orta tuşu burada çalışmıyor. O yüzden buradan tutup aşağı çekmeniz gerekiyor. Gayet de stabil bir biçimde çalışıyor. Smart TV'lerde zaten hız gibi bir seçenek yok. Gerçekten yavaş Smart TV'ler. Son çıkan modellerde birazcık daha iyi ama benim kullandığım televizyon 2016 ya da 2017 yapımı olması lazım. Yani şu anki televizyon, yeni çıkan Smart TV'ler ki artık zaten herkes Android TV'yi tercih ediyor. Android TV'ler bunlardan kat kat iyi durumda. Ama bunlar da elinizde var ise bunları da klavye, mouse kullanarak, bağlayarak kullanabiliyorsunuz. Büyük bir kolaylık sağlıyor. Film izlerken örnek veriyorum, buradan bir film izlemek istiyorsanız siteye girdiğinizde, daha doğrusu siteye girene kadar şu kısma yazı yazmak bile zulüm oluyor bir insan için. O yüzden bu büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Sizin de elinizde kablo ya da kablosuz mouse, klavye var ise televizyonunuza, Smart TV'nize bağlayıp bu şekilde kullanabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Smart TV'lerde kablosuz klavye ve mouse kullanım videom bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.